Evet kıymetli dostlar Kadıköy Sokağı'nın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hemen elinizi başka bir şeye götürmeden beğeniye ve abone ol butonuna basmanızı e, rica ediyorum arkadaşlar. Hemen elinizi buraya götürün. Hemen bunu yapın. Ben de hızlı bir şekilde başlayayım. Fenerbahçe Beko 21-24 Eylül tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek olan VTB Lig Süper Kupa ka, Süper katılacakmış. E, hocam biz işte Ruslarla şey bilmem ne falan filan Beşiktaş'ta var arkadaşlar. Ha hocam o zaman olabilir sıkıntı yok. Fenerbahçemiz bir transfer gerçekleştirmiş arkadaşlar. Kapını yapayım. E, kapa verilmedi. Samsun'un amatör küme takımlarından Kadıköy Spor'un 14 yaşındaki futbolcusu Rüzgar Akgül'ü transfer etmiş. Rüzgar'cığım hoş geldin Fenerbahçemize. E, ayrıca Kadıköy Spor e, ya çok güzel bir isim ya. Gerçekten çok güzel bir isim. Kim e, başkanıysa kim yöneticisiysem Kadıköy Sokak kanalımıza da beklerim. Gerçekten diyorum yani tanışmak da isterim eğer bu Kadıköy Soka Kadıköy Sporu bilen varsa benden de selamlarımı iletsin. Çok çok e, mutlu oldum ya bu ismi görünce. Vallahi bak çok sevindim. Nantes Ankara Gücü'nden Lamine Diaz kadrosuna kattı. Arkadaşlar hatırlanacağı üzere Fenerbahçe scoutları bu oyuncuyu keşfediyor. Birincilikten bir takıma getirip diyor ki siz de oynasın. Biz 250 bin euroya satın alma önceliğine sahibiz diyor. Ve 250'yi alıp Ankara gücüne 500 bin euroya satıyor. Bir sene içinde de oyuncu Nantes'a gidiyor. Demek ki scout ekibimizin çalışması boşa gitmiyor. Sonuç veriyor. Bence bu taktiği devam ettirmeliyiz. Yani 400 bin euro kiralama bedeli zorunlu satın alma 2 milyon euro. Yani 2 milyon 400 bin euro kazanmış oluyorlar. 500 bine aldılar. 22 yaşındaki Senegalli ön libero. Ee, sonraki satıştan pay maddesi var mıydı bilmiyorum. Bakın Ali Koç döneminin bazı satışları. Elif Elmas 500 bine alıp 16 milyon euroya satma. Vedat Muriçi 3.5'a alıp 18'e satma. Hocam 20'ye satıldı. Hani orada da bir madde ekleniyor arkadaşlar. 20'ye satıldı 5.7 falan. Kim 3'e alındı 18'e. Arda Güler 2.5 milyon euroya bon servisi alınmış oldu. Hani yetiştirme bedeli artı cortu. 20 artı 10'a gitti. Belki 30 olacak. Belki sonraki satıştan payla bekliyor. 130 olacak. 500 bine falan giderse sonraki satıştan %20 pay. 500 milyon euroya giderse 100 milyon euro gidecek. Atilla Salah'ı 3'e alındı diyor. 15'e satıldı. yani Ali Koç döneminin transfer politikası almada mükemmel. Satmada pardon satmada mükemmel. Almada biraz tuhaf. Arkadaşlar Lille, Barcelona'dan stoper Samuel Umtiti ile sözleşme imzalamış. Bize yazan arkadaşlara duyurulur. Mustafa Hoca yine bildik köşemizde bugün. Beştaş Ante Rebic için Milan'a kiralama teklifini yapmış. Bakalım kim için getirecekler. Hangi takım imzalayacak getirince. Genelde öyle oluyor. Galatasaray Matias Ros Jensen'in 250 bin euro karşılığında Neşmeşgen'e kiralandığını belirtmiş. Şimdi e, sessiz sedasız gelen işe yaramayan transferlerden biri. Geçen sezon ben bunu çok sıkça söyledim. Fenerbahçe'nin yaptığı her transferde attınız, tuttunuz, ortalığı karıştırdınız, bir şeyler söylediniz. Ama Galatasaray'ın transferleri sanki müthişmiş gibi konuştunuz. Alın arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. Oyuncu mesela 500 bin euro yıllık ücret alıyor diyelim. Galatasaray 250 bin euro alıp kiraladı ama 500 bin eurosunu belki kendi verecek. Olamaz mı? Bence olabilir. Resmi gazetede bakın bu çok müthi, mühim bir haber, müthiş bir haber. Resmi gazetede bugün yayınlanan yönetmeliğe göre futbolculardan kesilen vergiler, amatör şubeler ve futbol altyapısında kullanılmak üzere kulüplere iade edilecekmiş. Bakın amatör şubeler, futbol altyapısı. Fenerbahçe'nin bir sezon sezonki ben size şeyini söyleyeyim arkadaşlar vergisini söyleyeyim. Futbolcuların yıllık ücreti 50 milyon euro diyelim. Totali. 50 milyon euronun %40'ı ne yapar? Hesaplayın arkadaşlar ona göre. Hani 20 milyon euro diyelim. 20 milyon euro basketbola, altyapıya falan kullanılacak. Bu müthiş bir para. İşte Fenerbahçe şimdi kâra geçen Şimdi Fenerbahçe'nin borçları azalır. Şimdi Fenerbahçe borçları bitirir. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Ha Selahattin Baki, Ali Koç'a güvensinler, iyi çalışıyorlar falan filan diyen köşe yazarları var ama bence biraz bekleyelim. Bu arada Mustafa Hoca ne bildik köşemizde Lucas Moura var. Hocam iyi de sen Lucas Moura'yı kapağa koydun. Arkadaşlar ben Lucas Moura olayını anlattım. Videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi bir arkadaşa da şu şekilde kızdım. Ya ben bir duyumu veriyorum. O duyumda anlaştı diyor mesela. Sonraki duyumda diyorum ki arkadaşlar anlaştı ama vazgeçti. Kulübü zorluk çıkarıyor. Arkadaş diyor ki hani anlaşmıştık. Şimdi bu arkadaşlara soruyorum babanızdan için mahkeme açıldı. Babanız katil dediler. Elde hiçbir delil yok. Babanızı cezaevine attılar. Sonra siz araştırdınız, taradınız, ettiniz. Bir kamera kaydına ulaştınız. Öldüren başkası, vuran başkası. Babanızın alakası yok. O anda orada bile değil. Mahkemeye sundunuz. Mahkemede çıkarttı babanızı cezaevinden. Dediler ki özür dileriz şöyle böyle falan. Siz mahkeme başkanına, hakime gidip şey mi diyeceksiniz? Ulan senin şerefin hiç mi yok? Hani bu adam tutukluydu mu diyeceksiniz? Yoksa Adalet yerini buldu mu diyeceksiniz. Çünkü son gelişme öndekini değiştiriyor işte. Anlatabiliyor muyum? Ya yani bunu anlamayacak kadar ahmak olamaz insanlar ya. Bunu anlamayacak kadar salak olamaz insanlar. Hala yorumlarda bu salaklardan görmeye başladım ve inanın engellemek istemiyorum. Engellemek istemiyorum. Ya yeter. O şöyle, bu şöyle, o şu, bu şu. Ya arkadaşlar transfer bu. Anlık değişiyor. Yani bana 5 gün önce sorsanız Mert Müldürle Zaha'yı ben kadroya koyarım. 5 gün önce sorsanız. Bugün sorsanız, bugün tereddütlüyüm. Anlatabiliyor muyum? Bana 1 ay önce sorsanız Lukas Mura'yı kadroya koyarım. Fenerbahçe'nin sol kanadına koyarım Lukas Mura'yı. Çünkü çok görüşüldü. Çok şey yapıldı. Geldi 4 milyon eurodan, yıllık 4'ten falan filan. Aynı Lukas Mura Meksika kulübü Monterrey'den yıllık 5 milyon euroya imzalamak üzere. Anladınız mı? Transfer bu işte. Transfer bu. Rodrigo Becao. Fenerbahçe'nin en büyük oyuncularından biri olan Roberto Carlos ile iletişime geçme imkanım oldu. Onun düşünceleri buraya gelme konusunda beni daha da motive etti. Onun buraya gelmemin doğru tercih olduğunu söylemesi sonrasında çok düşünmeme gerek kalmadı diyor. Hatırlayın. Becao'ya herkes gitti. E, Atalanta'ya yazdı. Milan'a, Chelsea'ye, şuraya buraya yazdı. Ben ne dedim? Ben verdiğim duyumlardan sorumluyum. Sizler de aldığınız duyumlardan sorumlusunuz. Biliyor muyum? Yani onu söyleyeyim. Şimdi e, neresinden başlayayım bilmiyorum. Çok fazla konuşacak konu var arkadaşlar. E, sağlı solu da gitmek istemiyorum. Çünkü çok sağlı solu gidebileceğim konu var. Mesela Fenerbahçe'de 6 ayrılık. Serdar dursun. Bakın hala Serdar'la ilgili gitti gidecek şeyi yok. Cao Pedro bunu konuşacağım. Joshua King bunu da konuşacağım. Ya da konuşmayayım. E, Nazım Sangare. Her an hazır olun. Diego Rossi ve Gustavo Henrique. Arkadaşlar bu 6 arkadaşımızın da gerçekten ve gerçekten e, Fenerbahçe'den gitmesi bekleniyor. Mesela ben size söyleyeyim. Serdar Dursun 1, Pedro 5, 6, King'e 4 teklif bekliyoruz. 10, Nazım Sangare, Fesih, Rossi'ye 6 bekliyoruz. 16, Gustavo Henrique'ye 1,5 bekliyoruz. 17,5. 17,5 milyon euroya hazır olun. E, bunu söyleyeyim. Şunu da belirteyim. Diego Rossi'nin hatırlarsanız ben size dedim ki Atalanta United'tan haber gelmedi. Herhangi bir teklif gelmedi demiştim. Sonra dedim ki arkadaşlar evet an itibariyle geldi o teklif dedim. Şimdi siz bana şey mi diyeceksiniz hani teklif gelmediydi Atalanta United'dan. Ben şunu da söyleyeyim Atalanta United 6 milyon euroyu verip alabilir. Yanlış anlaşılmasın sosyal medya belki işte 6 milyon dolar 7 milyon dolar falan diye yansıyacak. Ben 6 milyon euro olarak söyleyeyim. Beklentimiz 6 milyon euro ve üstü 9 buçuk bekliyorduk ama şimdi umarım umarım Flamengo'da bu 6 milyon euroluk teklifi duyar. Bakın Fenerbahçe'ye iyilik yapmak istiyorsanız bunu sosyal medyaya yayın. Anlatabiliyor muyum? Bunu sosyal medyaya yayın. Miha Zaits. Aslında son günlerin en çok konuşulacak ismi olması lazım. Miha Zayt's. Niye biliyor musunuz? Ya Zaits konusunda Gitti kaldı kalıyor gidiyor. Bak İsmail Kartal'ın bile kendi açıklaması ne şekildeydi? Olumlu şekildeydi. Zayt'sın menajeri İdriz'i İstanbul'da geldi. Fenerbahçe yönetimiyle görüştü ki Sercan Hamzoğlu'nun da bunun e, haberini verdiğini hatırlatayım. Sonra Münih'e gitmiş. Fenerbahçe yönetimi yüz yüze görüşüp diğer teklifleri de değerlendirecek diyor ki görüşme gerçekleşti. Ve Fenerbahçe'ye son kararını bildirecekler. Fenerbahçe görüşmeyi yaptı ama olumlu bir sonuç çıkmadı. İkinci görüşmeden de olumlu sonuç çıkmadı. Ve son kez bir araya gelecek olumlu olumsuz. Şimdi ben bugün size Zayis'te yollar ayrıldı diyebilirim. Daha önce de dedim size. Ben uzatacağını artık düşünmüyorum diye. Çünkü ee, hani ben hatta size görüşmenin detayından bir şey söyleyeyim. Yolunuz açık olsun. Kötü olarak ayrılmayalım diye söylüyorlar. Bak bir duyumcu, şey Yağız Sabuncuoğlu demiş ki Mihan oynama garantisi istemiş. Bu istek kabul edilmemiş. Oyuncunun temsilcisi Fenerbahçe'nin teklifini düşünmek için süre istedi falan. Yok arkadaşlar. Hani ne derler ona? Kavgalı ayrılmayalım mı derler? Tartışmalı ayrılmayalım mı derler? Ne derler ona? Anlaşarak mı ayrılalım derler? Bu anlaşarak bir ayrılma. Açık söyleyeyim bu anlaşarak bir ayrılma. Ya Fenerbahçe'nin, bakın ee, ben şunu anlatayım size. Fenerbahçe'nin transferde çok fazla şeyi var. Yani çok çok fazla alternatif hiç seçeneği var. Mesela bunlardan biri. Fenerbahçe, Emrecan ve Salih Özcan için Borussia Dortmund'da ilk teması kurdu. Orta sahaya yerli takviyesi yapmak isteniyor diyor Ahmet Selim Kul. Arkadaşlar beni takip eden dostlar. Beni gerçekten takip eden, videoları gerçekten izleyen, sadece kapak resmine bakıp, başlığına bakıp da aa gerek yok izlemeye demeyen arkadaşlar. Siz benim Emrecan hakkında verdiğim duyumu biliyorsunuz. Siz benim Salih Özcan'la ilgili verdiğim sözleri biliyorsunuz. E, hatta bir de ek olarak Suat Serdar'la ilgili söylediğim şeyleri biliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani herhalde inkar etmezsiniz. Şimdi Suat Serdar içlerinde en olabilitesi, olabilitesi yüksek isim. Çünkü Fenerbahçe'ye önerilen bir isim. Onu söyleyeyim. Emrecan Emrecan'ın e, yükü çok pahalı çıktı. Çok ağır çıktı Emrecan. Evet ben de isterdim gelsin. Bu arada gelirse Türk statüsünde sayılacak bir futbolcu. Yalnız arkadaşlar Fenerbahçe'nin Edin Ceko ile ilgili bir şey söyleyeyim size. Edin Ceko Türk sayılabilir arkadaşlar. Alın size bir son dakika sürprizi vereyim şöyle. Edin Ceko Türk statüsünde sayılabilir. Ee, bir çıkış yolu var. Bakalım deniyoruz. Şimdi Emrecan'a gelelim. Ben Emrecan'ın olmayacağını size daha önce söyledim. Çünkü yükü pahalı geldi. Ağır geldi. Anlatabiliyor muyum? Ee, Salih Özcan Arkadaşlar Salih Özcan'da %0 bile ihtimal vermiyorum. Daha düşük. Tamam mı? oyuncu da gelmez. Gelirse Suat Serdar geniş. Önce bunu anlatalım. Bak, üç tane Türk kuralı var. Mecbur oynatacaksın. Kalitesine inandığın isimleri almak zorundasın. Anlatabiliyor muyum? Mesela Salih Özcan, Emrecan olabilir. Kaliteli isimler. Ama olmayacak isimler. Mesela Cengiz Ünder. Ben Cengiz Ünder'in olmayacağını düşünüyorum. Niye olmayacağını düşünüyorum? Videolarda açıkladım. Ama şunu belirteyim. Ee, ben Salih Özcan'ın da Emre Can'ın da kesinlikle gelmeyeceğini, %100 gelmeyeceğini söyleyeyim arkadaşlar. %100 gelmeyecek bu ikisi de. Bakın %100 ikisi de gelmeyecek diyorum. Tam sonra yarın bir gün başka bir şey demeyin bana ama Suat Serdar'ı istersek bugün alırız. Anladınız mı? Suat Serdar'ı istersek bugün alırız. Almak isterseniz de e, siz bilirsiniz arkadaşlar. Hani ben duyumları aktarıyorum. Ben size duyumları, durumları söylüyorum. İnanıp inanmamak size kalmış. Ha şunu söyleyeyim. Fenerbahçe merkez orta sahaya transfer istiyor. Hatta bir değil iki transfer istediğini dün de söyledim. Çünkü Crespo'ya teklifler var. Arkadaşlar Crespo'ya teklifler var ve teklifler çok ciddi. Çok çok ciddi. 5,5, 6, 6,5'luk 3 tane teklif var. Biri Portekiz Ligi'nden 6,5 olan. İtalyan Ligi'nden de 5,5'luk teklif var. Fenerbahçe 8 ve sonraki satıştan payla göndermek istiyor Crespo'yu. Bilginiz olsun. Hocam o paraya kimse almaz. Ben bilgiyi vereyim de. Ama merkez ortası 2 isim düşünülüyor. Bakın Arao da her an gidebilir. Bak Arao ve Rossi herhangi an gidebilir. Şimdi hocam iyi de orta saha çok sıkıntı olur. İsmail Mert Hakan yanında İrfan Şimanski kalır. Arkadaşlar iki tane futbolcu bakıyoruz orta sahaya. Bilginiz olsun. Şimdi aslında bunu canlı yayın olarak yapsam çok daha güzel olurdu. Ama arkadaşlar canlı yayında maalesef özellikle üye arkadaşlarımız sabah duyum veriyorum. Akşam aynı canlı yayında o duyumu soruyorlar. Hani e, kimseyi de kırmak, incitmek istemediğim için yayın açamıyorum. Yayın açamamanın sebebi üyeler. Önce onu söyleyeyim. Üyeler de diyor hocam üyelere özel canlı yayın aç. Üyelere özel canlı yayın açtığında en nefret ettiğim olay şu oluyor. Ben duyumu vermişim. Şu olmuş diye. Aynı duyum tekrar soruluyor. Ya topluluk kısmında duyumlar mevcut. E, Luan Perez. Fenerbahçe'de Luan Perez 6,5 milyon euroluk teklif gelmiş. Eee... Bunu söyleyen bir duyumcu ismini vermeyeyim. Arkadaşlar keşke 6.5'luk teklif gelse hemen şimdi satarız. Şimdi satarız 6.5'a. Aday da çok fazla var. Yani çok çok fazla var. Ama böyle bir teklif doğru değil. O sayı Samuel. O sayı için beklediğimiz teklif hala gelmedi. Gelirse o sayı gider çift tanelere. Rossi Gustavo Henrique. Arkadaşlar Gustavo Henrique ve Rossi Fenerbahçe'de devam etmeyecek. Alın size müjde. Yani şöyle son dakikayı da vereyim. Müjde müjde üstüne vereyim. Rossi'de, Gustavo Henrique'de, Fenerbahçe'de devam etmeyecek arkadaşlar. Kesin olarak devam etmeyecek. Ve iki futbolcu da kulüp bakıyorlar. İki futbolcudan beklentimiz 7,5 milyon euro ve üstünde bir gelir atıyorum bir 7 satılırsa öbürünü feshetme durumumuz da var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Erol Bulut'un Fenerbahçe'den Gustavo Henrique'yi istediğini söylüyor Yeni Çağ Gazetesi. Ben böyle bir bilgiyi doğrulayamadım. Umarım doğru olur. Altay Bayındır. Altay Bayındır arkadaşlar İngiltere'den bir kulüple görüştüm. Kulüp ismini vermeyeceğim. Bir başka kulüpte talip oldu. Ancak somut bir şey yok. Ajax olayını sordum. Arkadaşlar Ajax'ın bir kalecisi mi ne gidecekmiş. Bir şey olacakmış. Ve o kaleci gider gitmez Altay Bayındır'a 5 6 7 ne varsa verip alacaklarmış. Ben böyle duydum. Fenerbahçe Altay'ı satar satmaz Livakovic'i alacak. Yani satabilirse, giderse. Ancak Livakovic konusunda da ben biraz düşünceliyim. Niye? Ajax Split maçına çıktı. Hani hayran oldu, lösemi hastası gençte bir araya gelmiş ama ya Bilmiyorum bana çok tuhaf geldi. Gerçekten çok tuhaf geldi bana. Niye tuhaf geldi? Abi yediği gollere bir bakar mısınız? Aynı golleri altı ay yese 7 cetti küfür yer adamın. Çok çok enteresan. Çok çok tuhaf. Çok çok tuhaf. Şimdi Zaha ve Ekambi muhtemelen bunları çok soracaksınız. Arkadaşlar önce şunu söyleyeyim. Zaha'da olumlu olumsuz bir dönüş yok. Dün gece 23.59'a kadar haber vereceklerdi. Haber yok. Fenerbahçe iki tane teklifini yaptı. iki tane teklif yaptı ve geri çekildi. Anlatabiliyor muyum? İstanbul eşi beğenmedi falan. Bak eşi İstanbul'u beğenmedi yalan. Ama eşi gelmek istemiyor. Benim duyumumdu. İlk ben söyledim. Benden sonra da herkes bu duyumu aldı, kullandı, sündürdü. Aynı şey. Ben şunu söyleyeyim. Zaha da başkası da Ağustos'a kadar zor. Zor. Zor arkadaşlar. Zaha Ağustos'a kadar zor. Ha e, niye zor? Biz zorlaştırdık. Futbolcu şöyle yapınca, böyle yapınca öyle olmaz, böyle olur dedik. O yüzden zor. Şimdi e, bir de konuşacağım. Bakın 4-3-3. bir tam 4-3-3'ün kanat oyuncusu İsmail Kartal'ın mantığıyla düşünüyorum. Dün sosyal medya ne diye inledi Fenerbahçe, Karl Toko, Ekan bir resmi teklif yaptığı falan filan diye millete duyumunu verdi. Doğru mu? Fenerbahçe İsmail Kartal'ın raporu doğrusunda gaza bastı skor katkısı alabilecek bir oyuncu. İkambi. İsmail Kartal'ın kafasındaki 3 Türk şekillenmeye başlıyor dediler. Livakovic katılırsa Mert Müldür. Mert Müldür için ayrı parantez açacağım. Biraz 2 dakika bekleyin. 2 ee, bek önlerinde orta sahaya bir gurbetçi takviyesi. Emre Can, Salih Özcan dediler. Wilfred Zaha. Arkadaşlar bak Wilfred Zaha konusunda Fenerbahçe elinden gelenin en iyisini yaptı. Ali Koççu değilim ama Ali Koç yapabileceği her şeyi yaptı. Her şeyi. Hatta şunu söyleyeyim Avrupa'da en iyi teklifi biz yaptık. Biz Fenerbahçe olarak biz yaptık. Ali Koç gitti davet etti taraftara sürpriz yapmak için her şeyi yaptı. 19 Temmuz'a yetiştirmek için fiyat arttırdı. Sizin cimri dediğiniz Ali Koç fiyat arttırdı. Bizim teklifimiz masada bugün geliyorum desin 3-4 saat içerisinde Türkiye'de. 3-4 saat içerisinde. Ve Fenerbahçe Ekambi konusunu Zaha'dan bağımsız olarak düşünüyor. Ama bence mantıksız. Bak Tadic'i solda oynatacaksak Ekambi'yi sağda oynatacaksak bir şey diyemem. Mantıklı derim. Ama Ekambi'yi sağda oynatıp Tadic'i 10 numara gibi oynatacaksak bu çok saçma geliyor bana. Bilginiz olsun. Ve e, Fenerbahçe orta sahasına mesela Dominguez Salih Özcan ya Salih Özcan'ı geçin arkadaşlar. Ama Dominguez olabilir. Niye olmasın? Mesela Dominguez. Yani Nikola Dominguez Fenerbahçe'ye çağ atlatır bir futbolcu. Çağ atlatır bir futbolcu. Olmaz olmaz demeyin. Olabilir. Ee, mesela Endidi. Çok konuşuyor. Hem Endidi hem Dominguez nasıl olur? Hocam süper olur. Ama Ali Koç bunu yapamaz. Diyor musunuz? Diyemiyorsunuz değil mi artık Ali Koç yapamaz diye. Abi Hakan Bilal Kutlu Alpin dediği gibi Zaha işinde üst gitmeyeceksin. Bekleyeceksin. İş gerçekleşecek. Yani şu an söylenmesi gereken bu. Alternatif oyunculara görüşeceksin. Bunu da medyaya sızdıracaksın. Ekambi gibi. Belki de Ekambi almayacağız. Ama e, Zaha'nın hızlanması için yapıyoruz. Kim bilir? Kim bilir arkadaşlar? Belki de böyle bir şey var. Şimdi Batshuayi ve Cao Pedro aklıma gelmişken Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler aldılar ikisi de. İki oyuncu da Fenerbahçe'de mutlu ayrılmak istemiyor haberleri var ama tam doğru değil bu. Görüşmeler sürüyor arkadaşlar. Transfer dediğiniz 5 dakikada olacak bir şey değil. Dayıçı Kamada. Beni darlıyorsunuz. İki de bir de beni darlıyorsunuz. Hocam Kamada'yı alalım. Kamada çok güzel. Kamada'nın ejderi de var. Şöyle böyle. Frankfurt'ta sözleşmesi bitmiş. 27 milyon euro piyasa değeri olan 26 yaşında bir 10 numara. Japon milli takımında oyuncusu. Fenerbahçe'ye Galatasaray'a yazan arkadaşlar akıl tutulması yaşıyorsunuz. Önce onu söyleyeyim. Yani kafanız hiç mi çalışmıyor bilmiyorum. Şimdi Kama'da Milan'dan anlaşmış ama e, Milan'ın bir Avrupa dışından kontenjanı dolu muymuş neymiş falan filanmış. O yüzden anlaşma olmamış. Arkadaşlar oyuncuyu Avrupa'nın A plus takımları takip ediyor. Farkında mısınız? Avrupa'nın A plus takımları. Yani A plus takımlar. O yüzden ben bu arkadaşı kesinlikle yalanlıyorum. Bana sormayın arkadaşlar. Alamayız. Ama hocam Ceko'yu aldık. Öbürünü aldık. Ya öbürünü de Ceko'yu da alabilirsin. Sıkıntı yok. Mesela Ceko. Stoper'de. Bekao. Müthiş stoper attı. Bak Endidi'yi Şimanski Endidi'yi alabilirsin. Lafım yok. Dominguez'i de alabilirsin. Lafım yok. Hani taksit taksit böldürürsün. Tadik Ceko'yu getirdin kabul. Ekambi'yi de alabilirsin. Ha bu arada bir konusunda bir şey söyleyeceğim. 3,5 milyon euro 5 milyon euro falan istiyor diyen arkadaşlar var. Benim duyumum sabitti. Açıp bakın. Ben oraya tekrar tekrar söyledim. Tekrar tekrar belirttim. Dedim ki arkadaşlar e Ekambi'nin sözleşmesini feshetme hakkı varmış. Bana böyle duyum verildi. Ben duyumların yalancısıyım. Bana böyle söylendi. Eğer alınırsa sözleşmesini feshedip alınacak. Daha komik bir şey buldum. Ekambi'nin yıllık ücret talebi 1.6 milyon euro. Ya da 1.8 milyon euro. İkisinden biriydi ama tam bilmiyorum. Sonuçta 2 milyon euronun altında. Çok deli. Güzel bir para. Zaha'yı yani düşünün. 5 milyon euro maaş vereceksin. 6.5 imza parası. 3 artı 1 sözleşme. Hani e, durum bu. mesela Bekao. Süperlik tarihin en pahalı stopere. 8.3 e alındı. İnşallah 50'ye 60'a güzel satılır. Yani onu da söyleyeyim. Ha e, transferde her mevki önemli. Yani transferde her mevki önemli. Şu anda benim elimde bir tane kadro var. O kadroyu bir vereyim arkadaşlar bir saniye. Şimdi Fenerbahçe'nin geniş kadrosuna bakın. Alta İrfancan Kalede, BKO, Ciko, Serdar Aziz, Emir Ortakaya diyor. Luan Perez, Samet Akaydın, Gustavo Yenike, Atilla Salahi diyor. Salahi gitti. Onu bir kere çıkın. Gustavo Henrique de gitti. Onu da çıkın. Luan Perez, Samet, Bekavo, Ciko, Serdar Aziz, Emir. 6 tane stoper. Emir de kiralık gidecek gibi. 3 tanesini çıkın. Osayi Nazım diyor sağda. Nazım'ı çıkın. Tek Osayi düşünün. Solda Ferdi Osterwold diyor. Yani sağ ya da soldan biri eksik. Onu söyleyeyim. İsmail Arao Bartu 8 numarada şey 6 numarada. Doğru. Arao'yu git unutun. İsmail Bartu bence yetersiz. Oraya Endidi hamlesi mükemmel olur. Crespo Mert Hakan 8 de bence yetersiz. Crespo'yu gönderip Dominguez alırsan Dominguez Endi'di. Şahane bir hat. Şimanski, İrfancan Kahveci, Emre Demir. Müthiş. Gerçekten müthiş. Lincoln Lincoln'un kendi sakat olduğunu düşünürsek bak burası bence 10 numara pozisyonu idare eder. Yeter. Sağda Tadic, Emre Mor, Burak diyor. Burak kapacak, gidecek. Her an açıklanabilir. Solda Kent, Rossi, King. Rossi kim? King kim? Tanımıyorum ben. Kent'in önüne bir isim alınacak. Hücumda Ceko, Batshuayi, Pedro, Serdar, Dursun, Umut, Nair. Bir kere Umut, Nair kalacak. Ceko da yeni geldi. Umut, Nair de iki. Batshuayi, Pedro, Serdar, Dursun'dan en az ikisi gidecek. Hangi ikisi gidecek? İzleyip göreceğiz. Mesela Pedro ile Serdar'ı satarsan Ceko, Batshuayi, Umut, Nair yeterli de forveti üçleyecek dörtleyecek adam da çok çok fazla onu da söyleyeyim ya hani ee, bir daha ya da takılmamak lazım başka neyi konuşalım Fenerbahçe Fortuna Siddat forması giyen 23 yaşındaki Hırvat kaleci Ivor Pandur'la ilgileniyor demiş dedim ya size şimdi ee, bu bir iddia arkadaşlar bu iddia iddiadır. Buna bir şey diyemem. Yani bu bir iddiadır. E, oyuncunun piyasa değeri 2 milyon euro sanırım. Yaşı 23. 1.87 boyunda kaleci. Zaten Fortuna Sittard yeni transfer etmiş. 1 Temmuz 2023'te. Hani e, kiralamışlar Hellas Verona'dan. Bon servisini almışlar. Bilmiyorum. Yani garip geldi ama Livakovic konusunda bilmiyorum. İçimde bir ses. Çok sıkıntı diyor ya. Ben Livakovic konusunda korkuyorum arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Yani ee, açıkçası ben Sivakoy konusunda biraz biraz terletiyim yedi iki gol hocam bir de kafasında transfer vardı ondan lan Altay Bayındır da kafasında transfer vardı o zaman bak bize bir şey söyleyeceğim transferde Mert Müldür şeyini açayım Mert Müldür Fenerbahçe sağ sağlı görüşme sürüyor hocam niye bitmedi arkadaşlar kulübü her şeye tamam diyor ama senin satışların kulüpleri etkiliyor adamlar sonraki satıştan Pay maddesi koydurmak için deliriyor. Bak iki buçuk sonraki satıştan %30 otuz desen hemen bugün Fenerbahçe'de. Ama olmuyor işte. 5 milyon euro bonus istiyor. Fenerbahçe 3.2'ye çıkacak bir bonuslu ve sonraki satıştan pay olmayan bir şey teklif ettim Oyuncu eğer gelirse 800 bin euro maaş 5 yıllık sözleşme. Arkadaşlar bak 800 bin euroya futbolcu oynatmak kolay bir şey değil. Çok çok iyi. Çimanski 2.5 milyon euro Bak şu ana kadar verilen paralar. Bir kardeşimiz hesaplamış çok güzel. Şimanski şu ana kadar 2,5 milyon euro. Taksit. Birinci taksit. EKO 1,7 milyon euro. Birinci taksit. Tadiç 2,1 milyon euro. %50 maaşın peşin ödemesi. Ceko 4 milyon euro. Peşin ödeme maaş. Ciku 500 bin euro. Komisyon artı imza parası arkadaşlar. Toplam tutar 11 milyon euro. Fenerbahçe'nin transfer harcaması. Şimdi bu insanların aklına kötü yanlış bir şey getirmesin. Çok Doğru zekice hamleler bunlar. Çok zeki hamleler. Niye zeki hamleler? Arkadaşlar bakın paranı idareli kullanıyorsun. Şimdi ben bu videodan bitiminde şunu söyleyeyim. En başta size dedim ki kanala abone olun beğenin. Bütün duyumlar, bütün duyurular, bütün hepsi bu videoda geç, geçti arkadaşlar. Hepsini bu videoda belirttim. Herhalde sorusunu kafanızdaki e, isimlerden yanıtlamadığım kalmadı. O yüzden diyorum ki eğer bu videoyu beğendiyseniz... Lütfen kanala abone olun ve videoya bir beğeni atmayı çok görmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.